Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Free Fire videosuyla daha karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yeni bir güncelleme geldi. Yeni özellikler geldi. Hep beraber buna bakacağız. McLaren geldi biliyorsunuz. Yeni bir araç geldi. Onu da bir yükleme yapıp onu da göstereceğim. Bugün güncellemenin aklımda kalan veya gördüklerim, inceledim, bayağı notlar aldım. Bu notlar sayesinde bütün detaylarını göstereceğim. Belki sizin gözden kaçırdıklarınızı da bu video sayesinde öğrenebilirsiniz. Her zamanki gibi Kadriye ile şöyle bir bakacağız. İlk başta bir şöyle ayarlardan girmek istiyorum gelen güncellemeye. Görüyorsunuz ki burası bayağı bir değişmiş. Hadi burası böyle değildi. Hoş buldum. Laf sokarak başlıyor. Hoş geldin kardeşim. Evet, tamam. Evet. Şimdi burası bu şekilde arkadaşlar. Hassasiyete geldiğimizde ise hassasiyetlerde bu şekilde, yani hassasiyetimi de göstermiş oldum. Şu anda PC'de böyle kullanıyorum. Gelen bir şey yok buraya, yenilik değil mi Kadriye? Ben aynen. Sadece yani ya, yazı tipi değişmiş. Aynen, sadece görüntü olarak biraz değişmiş. Buradayız yani. Arkadaşlar yine aynı, sadece yazı tipleri değişmiş. Otomatik toplamada FF jetonu ve etkinlik eşyaları açık kapama var mıydı bilmiyorum. Geldim işte, yeni de gelmiş olabilir. Grafiklerde herhangi bir değişiklik yok. Aynı. Sesler aynı. Bildirimde de bazı şeyler gelmiş gibi ama bilmiyorum. Yani detaylı bakmamız lazım çünkü emin değilim. Çok buraya girmiyordum zaten bu ayarlardan. Yok, bunlar da aynı Serkan. Şimdi arkadaşlar şöyle lobimiz de değişmiş, gördüğünüz üzere şu şekilde bir lobimiz var. Şimdi şöyle giriyorum arkadaşlar buradan. Al. Burada talep et al olarak değişmiş. Burada arkadaşlar klan jetonlarında şöyle birlik jetonu diyordu. Klan jetonu olmuş. Maksat şöyle mı? Max her zamanki gibi her güncellemede bunları almayı unutmayın arkadaşlar. Ben de şöyle hemen max diyorum ve alıyorum. İsim değiştirme kartı da gerek tabii ki yok. Yenilenmiş. Benim şu anda ihtiyacım yok da ihtiyacı olanlar burada indirimli bir şekilde alabilir. Derece jetonuna gelen bir kıyafet var mı diye bakıyorum, yok. Burada çok güzel. Işte, ben bunu alırım. Burada arkadaşlar güzel bir kıyafet gelmiş bayanlara, güzel. Tamam. Şöyle bir tulum gelmiş. Kadriye beğendin mi? Beğendim. Alacağım, kombinleyeceğim. Evet arkadaşlar, güncellemeyle bu gelmiş. Görmeyenler varsa bayan arkadaşlar bunu alabilir. Ben şimdi bunu almayacağım. Belki daha sonra alabilirim. Alacağım. Sihirli küp mağazasına gelen bir şey var mı diye bakıyorum. Buraya gelen bir şey yok. Zaten burası bakalım, şans otomatı falan. Buralarda Halkın bir değişiklik yok. Halkın otomatının 8 günü var yok. Serkan. Hiçbir şey yok. Burada 8 saati var. Bu da akşam yenilenecek ama buradaki kutucuklar falan değişmiş. Buraya yeni bir kıyafet gelecek. Erkek kıyafeti gelecek diye biliyorum Kazıya. Aynen, erkek gelir Serkan. Ben de öyle biliyorum. Karaktere geldiğimizde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Laura'nın isabet oranı dürbün açtığımızda %30'dan 35'e çıkarılmış. Panoma'da büyük bir değişiklik var. Paloma çok iyi oldu bence. Ben niye Panoma diyorum Kadriye buna ya? Paloma'ymış. Ya Survivor'a çok takılıyorsun Serkan. Survivor bu kadar az izlet bana biraz. Çok tamam, izliyorum. Tamam. Ben de. Arkadaşlar burada fazladan Arce panası taşıyordu. 120 tane. Bu şimdi tüm mühimmatları taşıyabiliyor. Bomba atar mermisi dışında diğer mühimmatların hepsini taşıyabiliyor ve çantamızda yer kaplamıyor. Ekstra da şu karaktere de bir clue karakterine de bir iyileştirme yapmışlar. Bu da tam emin değilim ne iyileştirdiler, ne yaptılar. Çünkü fazla da kullandığım bir karakter değil. Burada ortakların ismi yoldaşlar olarak değişmiş. Mantıklı. Ortak ne ya? Bizim her şeyimize ortak mı? Kadriye mi ortaklar? Yani. Yani mantıklı. Koleksiyona geldiğimizde ise şöyle bir bakalım. Evet, burada şöyle bir bakıyoruz. Vallahi pek de bir şey yok gibi. Ama çantalarda arkadaşlar şöyle bir şey var. Çantayı kuşan lobide göster diyorsun arkadaşlar. Böyle kuşanıyoruz. Lobide göster gelmiş. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu her çanta için mi geçerli? Bir baksana. Her çanta için geçerli değil arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sadece bazı çantalar için. Bak, bu da lobide gösteriliyormuş. Galiba böyle duman falan çıkaran, böyle parlayan falan özel çantalarda geçerli. Mesela bak, bu kaplumbağa çantası popüler bir çantadır ama bunda lobide göster yok. Bunda da lobide göster yok. Sadece böyle ışıldayan, kelebek çıkan, ne bileyim böyle parıldayan çantalarla ilgili. O zaman silah elinden gidiyor değil mi Serkan? Ona da bakacağız, ona da bakacağız. Şöyle geldiğimde buralarda da pek bir şey göremiyorum. Buradan da çıkış yapalım. Evet arkadaşlar, aha gördüğünüz gibi lobide çantayı gösteriyor. Tabii ki kuşanmayacağım. Bu bende kaldı bile. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle çanta lobide gösterilebiliyor. Evet, şöyle yine devam edelim. Silahlara gelelim. Burada silahlarda bu bölümde fazla bir değişen bir şey yok. Ama şöyle bir şey görüyorum.
SMG diye yazanlar hafif makineli. İsimlerde bir değişiklik var. Onu size söyleyebilirim. Makineli tüfek mi oldu? Yakına Serkan? Geleyim şöyle. Arkadaşlar Katana'da da araştırdım. Şöyle lobide gösterebiliyorsunuz. Jigs bir şekilde. Onu da bütün hemen size göstereyim. Ama. Belirlileri zaten gösterebiliyordum. Yani lobide gösterilerin hepsini gösterebiliyorsun Kadriye. Şöyle bir şekli var. Ula sen nereye gittin Kadriye? Buradayım Seko. Seni göstermiyor. Arkadaşlar şöyle katanamız elimizde gösteriyor ve şunu katanın da bir hareketi de var da bak şöyle arkadaşlar bir de Jigs bir hareketi var. Şöyle kılıfına koyuyor ve çıkarıyor. Ben de hareket şöyle çekeceğim sallıyor. Mi? Bilmiyorum katanası olan herkes çekebilir. Tamam. Evet arkadaşlar. Affettim. Şimdi Kadriye başka bir şeylerin kafasını yaşıyor. Kadriye yanımda mısın? Buradayım. Buradaysan lütfen konumuza dön. Evet şöyle bakıyoruz dünya chatinde falan herhangi bir şey yok. Aynı gibi yazışmaları duruyor. Boşver zaten. Dünya chat'i hiç normal dünya bir yazışma yok. Dünya chat'i de zaten küfür etmek için çoğu zaman giriyorlar. Neyse orayı geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunla alakalı şeyler size göstermek istiyorum. Burada biliyorsunuz ki takım çarpışması dereceli. Ekip çarpışması olarak ismi değişmiş. Burada arkadaşlar Büyük Usta geliyor. Büyük Usta 1, 2, 3 olarak gelecek. Tabii biz de kasacağız çıkacağım. Hep beraber. Birlik olarak biz de takım çarpışmasında Büyük Usta'yı kasacağız. Burada ekip çarpışması Kalahari kalıcı olarak gelmiş. Sanki kaldırılmıştı diye biliyorum. Bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Ne zaman gelir bilmiyorum. Ortak cümbüşü modu odalarda kuruluyordu. Artık buraya gelecek. Yani böyle tıkladığınızda otomatik eşleşip odalara katılabileceksiniz. Bunu da size söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Free Fire'ın resmi YouTube kanalında inceleme yaptım. Oradaki videoyu zaten izleyenler bilir. Yeni silah Uzi gelecek. Şu anda gelmedi güncellemede gördüğüm kadarıyla. Ayrıca silahlarda böyle hani harita atladığımızda daha fazla kutu olacak. Belki daha fazla atlayacak. Yani 50 kişi ise 60 kişi de atlanabilir. Öyle modlar gelecek. Onun dışında silah güçlendirmeleri var. Kar98, yeni gelen Kort ve Mag7'ye diye güçlendirme geldi. Bunları da sizlere söyleyeyim. Çok güzel. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şöyle bir odaya girelim hemen. Şöyle bir şey var. Odalarda kendi takım arkadaşınızı özel odalarda öldürebiliyorsunuz gibi bir şey var. Sadece özel odada mı Serkan? Sadece özel odada. Ne yapacaksın Kadriye? Beni mi öldüreceksin? Hayır. Normal şeyde de var mı oyunda? Normal oyunda bilmiyorum da kurduğumuz özel odalarda arkadaşını öldürebiliyorsun. Tamam. Şöyle bir bakayım. Değişen bir şey var mı diye. Kilimi çalanlar benden korkun. Ulan beni de öldürmeyesin Kadriye. Takım yok, arkadaşını yok. Kurma. Arkadaşlar oda kurmada herhangi bir yenilik göremedim daha. Onu da sizler için araştıracağım. Şimdi gelelim şu maplerini almaya. Evet arkadaşlar şuradaki giriş yama güncelleme geliyor ya. Burada size ödül veriyor. Bu yama ödüllerini de toplayın. Tamam. Şimdi biz 500 elma sükleyeceğiz ve bunu alacağız. Şu ifadeyi ve şu McLaren arabasını alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ödemelerimizi Per Dijital'dan yapıyoruz. Her zamanki gibi güvenilir ve bonus bir şekilde. Bizim için McLaren almak için sadece 500 elmas yeterliydi. Şuradan hemen sepete eklediyorum. Alışverişi tamamlaya gidiyorum. Pinleri göster diyorum hemen. Buradan pinimizi alıyoruz. Hemen pinimizi buradan yapıştırıyorum ve onayla diyorum. Evet, tebrikler diyor. Aldınız. 265 elmas da bonus aldık arkadaşlar. Burada şu anda yüklediğiniz her elmasa %50 ekstra bonus veriyor. Diyorum ve oyuna geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi şu McLaren'i alalım bakalım. İlk başta bir ifade var. İfadeyi alalım. Kuşan diyorum hemen. Kuşanamıyorum. İfade dolu diyor. Kuşanamıyoruz. Tamam onları kuşanacağım. Şöyle de hemen aracı da alıyorum. Vay arabam şekil. Önümden çekil. Bu yeni araba mı yoksa? Yeni araba Kazıya yoktu ki bu. Bende yeni. Yok. Vallahi biz de bakacağız. Kuşan diyelim. Dağıldıktan bu sonra eylem daha sonra gerçekleşecek. Tamam. Böyle araçlara geldiğimizde işe şu McLaren'e bakacağız. Arkadaşlar spor araba diye geçiyor. McLaren P bu spor araba FFS diye geçiyor. Burada öyle bir şey yok. Bu kuşanıldı diyor ama arkadaşlar ivlenme hızı yani hızlanma daha çabuk bunda. McLaren bence desenidir Serkan. Yok, yok da aynısı araba... değil. Şekil olarak da farklı. Arkadaşlar buna daha sonra bakacağız. Burada gözüküyor ama lobide bir fonksiyonu var mı bilmiyorum. Ama bu hareket mükemmel. Bunun bir fonksiyonu var. Çok beğendim. Evet arkadaşlar sizlerle beraber şöyle gelen güncelleme kısadan baktım. Detayları sizlerle paylaştım. Bu videomuzda bu kadar.
Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik çok önemli bizim için. Çünkü izleyenlerimizin halen daha %80'i abone olmayan kişiler. Yani abone olursanız çok seviniriz. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.